Şimdi sevgili izleyiciler, bu dakikalar itibariyle kripto paralara göz atacağız. Önemli yükselişler var. Bu yükselişlerin nedenleri neler? Ve önemli altcoin'lerde hedef seviyeler neler? Bunları konuşacağız. Kripto para uzmanı, değerli konuğum Tuna Kaya ile yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Yaprak Hanım. Şimdi değişik bir Şubat olacağını konuşmuştuk. Önümüzde 1 Mart ayı var. Şubat'ı gerçekten özellikle son haftasında çok farklı haberlerle ve önemli bir krizle bitirdik tabii ki. İlk etapta kripto paralarda düşüş yaşandı. Belki bir şoktu, bilemiyorum. Sonrasında yükselişleri de gördük. Özellikle dün itibariyle Bitcoin'de 43 bin doların üzerinde bir seviye var. Siz 45 bin dolar hedefini de çok uzak görmüyorsunuz anladığım kadarıyla ama yükselişin nedenleri nedir? İsterseniz bu başlıkla başlayalım. Yükselişin hemen özetlersek, kripto paralarda bu son düşüş ile beraber sert satışlar gördük altcoin'lerde ve en son Bitcoin bu 34 binli seviyelere geldiğinde burada balinaların önemli miktarda Bitcoin aldığını, yani özellikle Bitcoin ve Ethereum aldığını gözlemledik. Bu birinci unsur. İkinci unsur ise bu en son Rusya ile Ukrayna arasındaki bu mevcut gerilim ve sonrasında Batı'nın Rusya'ya Swift sisteminden Rusya'yı adım adım uzaklaştırması, yani Rusya'yı dış dünyadan ekonomik anlamda bağını koparma yönündeki eğilim, burada Rusya'daki çok sayıda balina dediğimiz hesaplarında Bitcoin'e yöneldiğini gördük. Yani burada şöyle bakarsak, evet, yaptırımların ardından gerçekten balina hesaplarda önemli artışlar oldu. Bunları çeşitli analiz yapılar var. Biz onlardan görüyoruz. Yani Rus milyarderlerin kripto paralara yönelimini görüyoruz. Burada aslında Tuna Bey, sözünüzü bölüyorum ama Cuma günü konuşmuştuk. Benim de bu yönde bir sorum olmuştu size, hatırlayacaksınız. Biraz bu kısıtlamalar acaba Rusya'nın daha fazla kullanmasına ya da aktif bir şekilde kullanmasına neden olur mu şeklindeydi. Evet. Yani etkisi gerçekten oldu mu acaba? Etkisi oldu. Ben şunu da söylemiştim. Elbette burada Rusya'daki suça bulaşmamış yerleşikler veya işte bu şey anlamında, ambargo anlamında, ekonomik ambargo anlamında ABD ve Avrupa'nın radarında olmayan şirketler, kurumlar vesaire, bunlar yönelebilirler. Bu yönde sıkıntı olmaz ama Rusya devleti tüm, yani genel anlamda kripto paraları dışarıdaki bu ambargoyu aşmak için kullanırsa, bu sefer de Avrupa ve Amerika'da, hatta diğer bölgelerde kripto paralara yönelik çok sert yasakların gelebileceğini, bunun da iyi olmayacağını söylemiştim. Bu yönde, yani Rus devletinin ya da Rus mevcut ekonomik yapısının tamamen böyle kripto paralara yönelimi diye bir şey söz konusu değil. Burada Rusya'daki işte çeşitli milyarderler ve küçük yatırımcılar, zaten özellikle Rusya %12 paya sahip ki bu payın dünyada %18'lere falan çıktığı düşünülüyor bu son alımlarla beraber. Yani burada temel çıkışta özellikle birincisi Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler, ikincisi ise bu son Rusya'daki rublenin düşmesi ve Rusya'nın dünya sistemi dışında bırakılmaya yönelik Batı tarafındaki adımlar burada kripto paralara alım getirdi. Çünkü kripto paralar bu anlamda özgür ve yatırımcıların istedikleri gibi paralarını istedikleri yerde kullanmalarına olanak tanıyor. Hem taşıması kolay, şimdi, hem kullanması kolay. Evet, Tuna Bey, şunu da sormak istiyorum. Şimdi önümüzde iki olasılık var. Bunu birçok izleyicimiz merak ediyor ve aslında genel anlamda piyasalar için de son derece merak edilen bir soru bu. İki olasılık var. Bir tanesi Rusya ve Ukrayna'nın uzlaşması tabii ki. Diğeri ise bu çatışmaların daha da şiddetlenmesi. Hatta Rusya'nın yani Kiev'i ele geçirmesi. Dolayısıyla bu iki olasılıkta kripto paralar kendine nasıl bir yön bulur? Sizin tahminleriniz var mı? Şimdi savaşın derinleşmesi ve savaşa yönelik zaten Avrupa ve yani NATO'nun buraya müdahale etmesi fiziki anlamda, silahlı çatışma anlamında yani mümkün gözükmüyor. Ama Ukrayna'nın arkasında hem Rusya'yı ekonomik olarak sıkıştırma hem de Ukrayna'ya silah desteğiyle bu işi daha da ileriye vardırdılar. Geçen programımızda şunu konuştuk. Putin bütün çok iyi kartları oynadı ve tabir yerinde ise burada en iyi hamleyi yaptı dedik ama karşısında Batı bu Swift sistemini de devreye sokarak Rusya'nın ekonomisini tamamen felç etme yönünde çok önemli bir adım attı. Hatta İsviçre bankalarının aldığı, yani İsviçre'nin aldığı karar da çok enteresan.
Beklenmeyen de, hatta az önce de bir haber de verdik. Çok uzun bir süredir zaten böyle bir uygulaması olmamış İsviçre'nin de. Bu da zorlayıcı olsa gerek. Elbette. Yani bu en son işte Çin'in de Tayland'a yönelik işte eğilimleri veya buraya yönelik çeşitli baskıları vesaire konuşulunca artık ABD ve Avrupa Birliği burada çok sert adımlar attı. Yani bu Ukrayna olayı sanki yani daha da uzun sürecek, gitgeller yaşanacak. Rusya'nın bu ablukaya, ekonomik anlamdaki ablukaya çok fazla dayanacağını artık ben düşünmüyorum. Bir şekilde ya Rusya'da Putin'e yönelik çeşitli eylemler olabilir. Putin devrilebilir de eğer bu süreç bu şekilde devam ederse, ki Batı da bu yönde çalışacak. Yani aslında Putin'in önünü açtılar. Gel Putin, gel Putin, saldır Putin, saldır Putin dediler. Putin de saldırdı. Sonrasında da Batı gittikçe tavrını sertleştirdi. Adeta Rus ekonomisini ablukaya aldı. Yani günümüzde artık savaşlar fizikiden çok ekonomik anlamda, çünkü dünya entegre bir alan. Siz bu alanın dışında kalırsanız, izole olursanız birçok alanınız kitle olarak kalır. Yani ekonomi tabir yerindeyse tamamen felç olur. Şu anda Rusya'ya uygulanan bu durum, gitgeller olacak. Mart ayında bir de FED var. FED'in faiz kararı var. Evet. Bu yönüyle de baktığımızda sirkülasyon devam edecek. Yani ben birazdan grafikler üzerinde de göstereceğim. Yani peki aslında düşüş mü olur bundan sonra? Çünkü geçtiğimiz bir haftaya baktığımızda neredeyse 9-10 bin dolarlık bir yükselişi görüyoruz Bitcoin'de. Yani bundan sonra yönü yukarı mı olur? FED'le dahil tabii ki. FED'le birlikte yorumlayacak olursak. Yoksa bir miktar yine kar satışları gelir mi? Şimdi burada Yaprak Hanım 45.500'e kadar, şu grafiğimizde de görüldüğü gibi, Bitcoin'in ben geleceğini düşünüyorum. 45.500 seviyesi, şu bölge. Burasının önemli bir bölge olduğunu, eğer Bitcoin Mart ayında bu seviyenin üzerinde kalırsa işte bizim o hedefimiz vardı. Haziran'da 73.000 seviyesine odaklanır. 45.500 üzerinde. Bunun için de burada Rusya ile Ukrayna arasındaki fiziki çatışmada Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri bu yönde ağırlığını arttırırsa, bu ağırlık ile beraber, ki ekonomik anlamda ağırlıktan bahsediyorum ve Ukrayna'ya silah yardımı anlamında bahsediyorum, bu piyasalarda çalkantıyı devam ettirebilir ve Bitcoin burada tekrar 45.500 seviyesinden yeniden destek bölgesi olarak söylediğimiz 35.000 seviyesi vardı. Orası da çok kritik. 35.000 seviyesine yeniden de gelebilir. Yatırımcılar, hani alım yapmayanlar buradan alım yapmasınlar. Şunu bekleyecekler. Yani Bitcoin'in tekrar 40.000'in altında, özellikle 37.000 ila 34.000 arasında, 37.000-34.000 aralığında alım yapabilirler Bitcoin tarafında. Evet. Şimdi altcoin'lerle de devam edelim hemen. Yani Ethereum'la birlikte onu da alalım başlık olarak. Çünkü yani dolara ilişkin de sorularım olacak. Evet. Hemen Ethereum'a bakıyoruz. Ethereum'da da burada 4.000, gördüğünüz gibi 4.400 seviyesi kritik bir bölge. Ethereum, özür dilerim, Bitcoin'e bakıyoruz. Evet. Ethereum'da 2.900 dolar seviyeleri vardı. Evet, 3.400 seviyesi kritik bir yer. Şu kırmızı bant ile gösterdiğim yer. Buranın aşılması, tıpkı Bitcoin'de ne dedi? 45.500, burada da 3.400 seviyesinin aşılması önemli. 3.000, burada 277 direncimiz var. Burada takılabilir. Yani buraya kadar geleceğini, hatta bu hızla Ethereum'da 3.400 seviyesine geleceğini tahmin ediyorum. Buralarda dediğim gibi yükseliş oldu. Yatırımcılar buradan maliyet yapmasınlar. Alım için uygun olduğunu düşünmüyorum. Ethereum tarafında da özellikle 2.700 ila 2.500 aralığında yeni alımlar yapılabilir Ethereum'daki seviyeler. Ethereum tarafında da Bitcoin'deki beklentimin Haziran'da 73.000, Ethereum'da da 6.000 dolar seviyesinin üzerinde olacağını tahmin ediyorum. Buradan evet, diğer altcoin'lere geçelim. Sırasıyla şimdi Ripple tarafında bizim desteğimiz 71 seviyesi. Alım için uygun, güzel bir bölge. Grafiklerimiz görülüyor değil mi? Yukarıda direnç bölgesi ise 0.80. Hedef ise 1 dolar olarak görüyorum Ripple'da. Tabii ana hedef değil. Bu orta vade hedef oluyor. Orta vadeden kastımız ne kadarlık? Yani 3 aylık. 3 aylık. Evet, hedef olarak 3 aylık söyleyeyim ben. Yine Solana tarafında, Solana'da güzel bir proje. Burada desteğimiz, Solana'da ilk desteğimiz 90.
Maliyet anlamında 90 ile 84 arasında maliyet yapılabilir. Yukarıda ise Solana'da direncimiz 105 seviyesi, direnç bölgesi. Hedef ise, orta vade hedef ise 120 seviyesi görülüyor Solana'da. AVAX'a bakalım. AVAX'da yine önemli bir proje. AVAX'da destek bölgemiz 80, ilk desteğimiz 80. 80 ile 73 arasında maliyet yapılabilir. AVAX'da yukarıda, AVAX'da bizim direnç bölgemiz 97. Hedef yani orta vadede düzeltiyorum. Orta vade hedef bölgemiz 97. Direnç seviyemiz ise şöyle baktığımızda direncimiz ise 90 seviyesi olarak görülüyor AVAX'da. ADA'ya baktığımızda ADA'da desteğimiz 92. Yine maliyet anlamında, alım anlamında 87 seviyesi uygun bir seviye. Direnç bölgemiz 1 seviyesi önemli bir direnç. Hedef olarak ise yukarıda 1.10 seviyesi orta vade hedef koyabiliriz. Yine DOT önemli bir proje. Burada desteğimiz DOT'ta 17.78 seviyesi. Yukarıda direnç seviyemiz 20. Hedef ise, orta vade hedef ise 23 seviyesi bizim evet. DOT'ta hedefimiz. Shiba'ya bakalım. Shiba'da çok sorulan. Çok fazla çok sorulan da, evet, coinlerden. Evet. Yine Shiba tarafında da desteğimiz 24 seviyesi. 24 yani sıfırları söylemiyorum. 4 tane sıfır var. 24. Burada 24 ile 23 arasında maliyet yapılabilir Shiba. 23-24 arasında maliyet yapılabilir. Yukarıda bunun direnci 27. Hedef olarak ise 30 seviyesini hedef olarak koyabiliriz. Orta vade hedef Shiba'da. Peki. Evet, altcoin'lerde böyle. Şimdi Tuna Bey şunu da soracağım. Galiba 1-2 dakikamız var. Onun için sınırlı bir süremiz var. Hemen doları da sorayım. Çünkü 14 lirayı zorlayan bir seyir var bugün itibariyle. Burada öngörünüz nedir? Yani dolarda aslında şöyle söyleyeyim. Yani ben doların artık bu noktada bir miktar serbest bırakılıp ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası tarafından 15-16 seviyelere gelmesi gerekiyor ki biraz sakinleşsin. Çünkü burada yoğun bir şey var, baskı var. Yani düşünün, Ukrayna ile Rusya arasında müthiş bir gerilim söz konusu ve baktığımızda işte Türkiye'nin turizmden tutun da işte gıda tarafında çok sayıda maliyetleri arttı, enerji tarafında maliyetleri arttı. Bu yönüyle de burada artık kurun bir miktar serbest bırakılması gerekiyor. Ve burada 15-16 seviyesine getirmesi gerekiyor. Ne kadar burada 14 barajı korunursa basınç bu kadar artacak. Öyle düşünüyorum. Çünkü yaz aylarında hem enerji tarafında, hem turizm tarafında, hem de gıda tarafında yani bu süreç bizi olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. İşte her şey bu Rusya ile Ukrayna arasındaki sürece bağlı. Bu süreç olumlu giderse, barış ile sonuçlanırsa piyasalar tekrar düzelir. Dolar kuru da bu seviyelerde ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'nın buradaki yapmış olduğu reaksiyonlarla burada kalabilir. Ama yukarı yönlü ben basıncın çok yüksek olduğunu düşünüyorum dolar TL'de. Ve kritik Peki. seviye olan evet. 13.90 üzerindeki kalış da burada stresi gerçekten artırıyor. Peki çok teşekkür ederiz. Bu arada hemen şunu söyleyelim. Bunlar tabii ki yatırım tavsiyesi değil sevgili izleyiciler. Sadece yani değişen piyasa koşulları ve yaşanan işte Rusya ve Ukrayna krizi gibi birçok şeye öngörülerde bulunarak yorumlar yapılıyor. Dolayısıyla değişken olduğunu da söyleyelim. Bir kez daha bunun altını çizmiş olalım. Konuğum Tuna Kaya'ya teşekkür ediyorum bir kez daha. Gündem ekonomiyi noktalıyoruz. Gündem ekonomiyi...